Arkadaşlar merhaba. Ace matematik ikinci kitapta 7. föyden devam ediyoruz. Fonksiyonların 7. föyü. Şimdi burada fonksiyonların eks e eksenleri kestiği noktalara, artanlığa azalanlığa sonra pozitif olduğu, negatif olduğu aralıklara bakacağız. Şimdi arkadaşlar ilk grafiğe baktığımızda grafiğin x eksenini kestiği noktaların apsisleri denmiş bize. Aslında biz buna ne diyoruz? Diğer ismi de kökleri denmiş. X eksenini kestiği yerleri görüyoruz. A B C. Diğer tarafta fonksiyonun pozitif olduğu aralık. Pozitif olduğu aralık ne demek? Fonksiyonda grafik olarak x ekseninin üzerinde kalan yerler, fonksiyonun pozitif olduğu yerler. Bakın şurası mesela şöyle pembeye boyadığım yer. Ama A'yı almayacağım çünkü fonksiyon A'dan olmuş oluyor ya da B'de ya da C'de sıfır olmuş oluyor. Zaten kök diyoruz onu. Bakın burada bu aralıkta buralarda fonksiyon pozitif olmuş. İşte eksi sonsuzdan a'ya kadar birleşim b ile c arasında fonksiyon pozitif olmuş. Negatif olduğu yer neresi? x ekseninin altında kalan kısım. Bakın buralar o da. Şurası a ile b arası. Bir de c'den artı sonsuza kadar bu şekilde. Diğer grafikte artan oldu aralık. Bir fonksiyon artan olması ne demek? X değerleri artarken Y değerleri de artıyorsa yani sonuçlar da artıyorsa o fonksiyon o aralıkta artandır diyoruz. X değerleri artarken Y değerleri azalıyorsa o fonksiyon o aralıkta da azalandır diyoruz. Bakın mesela arkadaşlar şuraya tam şu D'nin olduğu yerden tam şu E'nin olduğu yere kadar bakın. X değerleri artmış. D'den E'ye kadar. Y değerleri de artmış. Demek ki bu fonksiyon burada artan olmuş. İşte şu şekilde gösteriyoruz. Bu aralıkta artandır diyoruz. Azalan olduğu aralığı arıyorum mesela. Bakın mesela şöyle çektim. Buralarda tepeler yapmış, dipler yapmış. Eksi sonsuzdan gelmiş ta ki D'ye kadar bu aralıkta bir azalma yaşanmış. Azalmadan bir dip yapmış. Dipten sonra artmaya geçmiş. Bakın şöyle bir artmış. Sonra şurada bir daha tepe yapmış. Tepeden sonra tekrar azalmaya geçmiş. Burada da azalan olduğu aralık olmuş fonksiyonun maksimum değeri yani en büyük değerini soruyor bize. Bakın burada en büyük değerine geldi. B çıktı. Değer dediğinde zaten y eksenine bakmamız gerekiyor. Minimum değeri de dip yaptığı yer. Yani o da aşağıdaki değeri. Şimdi örneklerine bakalım. <laughs> Bana bir fx fonksiyon grafiği vermiş. Pozitif oldu en geniş aralık. Ne dedik? x eksenin üstünde kalan kısım. Bakın eksi 3'ü almıyorum. Şöyle buralar hep x ekseninin üstünde 2'yi de almayacağım. Çünkü burada kökü var. O zaman şöyle söyleyebilirim. Eksi 3'ten artı sonsuza kadar fakat bu aralıktan 2'yi çıkartıyorum. Çünkü 2 de 0 olmuş. Negatif olduğu aralığı so sormuş bana. Bak eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 3'e kadar. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar. Bu aralıkta da negatif olmuş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Fonksiyon eksi 3 ve eksi 2 aralığında azalandır. Eksi 3 ve eksi 2 aralığında azalandır. Evet bir azalma yaşanmış. Bunu de görebiliriz. Doğru. Eksi 2 sıfır aralığında artandır. Eksi 2 burada sıfır burada. Şöyle bakın şu aralıkta fonksiyonum artmış. Doğru. Fx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi eleman, iki elemanlıdır. Yani iki kökü vardır diyor. Bakıyorum. Eksi 4'te kesmiş. Eksi 2'de kesmiş. Bir de 2'de kesmiş. Yani 3 kökü vardır. Yanlış olan C. Denizli'ye de bakalım. Fx fonksiyonun maksimum değeri 4'tür. En büyük değeri 4'tür. Fonksiyon evet. X 2'den büyük için 2'den büyük olduğu yerler bu taraflar. Şurası. Fonksiyon negatif değerlidir. Evet bu grafik böyle aşağıya doğru devam eder. Hep X 80'in altında kalır. Bu da doğru. Bu da doğru. Ceyhan yanlış olmuş oldu. Fonksiyonun grafiğinin y ekseni kestiği noktayı bulunuz demiş. Y'yi kestiği yer demek ne demek? X'e 0 ver demek. X'e nerede sıfır verirsin? Bak burada verirsin. Eğer x'e orada 0 verirsem de 2 çarpı 0 eksi 6'dan buradan eksi 6 gelir. Yani y'yi kestiği nokta 0 eksi 6 noktası olmuş olur. Fonksiyonun grafiğinin x ekseni kestiği noktayı bulunuz demiş. Yani y'yi sıfırla fonksiyonu sıfırla demiş. Şimdi bakalım x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 yaptım. İlk burayı sıfırlayacağım şimdi. Burası nasıl ayrılacak? x x diye ayrıldı. Eksi 4'e eksi 1 diye ayrıldı. x eksi 4 x eksi 1 eşittir 0 oldu. Yani x burada bir 4 bir de 1 oldu. Fakat başta, şuradaki şartım da benim? x'in 2'den büyük olduğu yer. Yani 1'i almayacağım demek ki. Yani bu, bu kısımda x'in 2'den büyük olduğu yerde sadece x'in 4 olduğu yerde kesiyor. 4'ü 0'da bir kesti. Sonra 2 x eksi 6'yı 0'a eşitledim. x buradan 3 geldi. Bir de buraya bakayım. Bak buradaki şartım ne? x 2'den küçük eşitken diyor. İyi de biz x'i ne bulduk? 3 bulduk. Zaten kes geçmeyecek oradan. Demek ki bu da yok. O zaman x eksenini kestiği noktada burası olmuş olacak. Dördüncü soru. Gerçek sayılarda tanımlı yeşil x artan polinom fonksiyonu verilmiş bize. f eksi 2 çarpı f 5 sıfırmış. Şimdi İki tane fonksiyon değerinin çarpımı negatifse eğer sıfır dedik daha demin pardon negatifse eğer biri pozitif biri negatif olmalı. Şimdi şöyle bir varsayım yapalım arkadaşlar. Mesela f-2 pozitifse f5'in de pozitif olması lazım. Neden pozitif olması lazım? Çünkü bu adam artan. Çünkü f5 f-2'den büyüktür arkadaşlar. Artan bir fonksiyon olduğu için. O yüzden diyoruz ki demek ki f-2 pozitif değil. f-2 pozitif değilse o zaman o zaman f eksi 2'ye negatif dersem f 5'e pozitif diyebilirim. F5 negatif de olabilirdi ama şartı sağlatmak istiyorum. İkisinin çarpımının negatif olması lazım. Tamam. Şimdi mesela bir tane gelişi güzel bir grafik çizebilirim. Eksi 2 burası olsun. 5 burası olsun. F eksi 2 negatif değerli olacak ve artan olacak. F5 de pozitif olacak. Mesela şöyle bir fonksiyon olabilir bu. Bak burası F5. Burası F eksi 2. Biri negatif değerli bir şey çıktı, biri pozitif değerli bir şey çıktı. Şimdi ne diyor? Bakalım hangileri daima doğrudur? f-5 ne diyor? Negatiftir. E zaten şöyle düşün. f-2'nin f-5'ten büyük olması lazım artan olduğu için. E bu adam negatifse bu adamın da negatif olması lazım. Bu daima doğru. f4 pozitiftir diyor. Bakayım. f4 pozitiftir diyor. Peki bu kesin bir şey mi? Bunu direkt söyleyebilir miyim? Sonuçta f5 F4'ten büyük. Evet biliyorum. F5 pozitif. Onu da biliyorum. Peki F4'e kesin pozitif diyebilir miyim? Mesela negatif olamaz mıydı? Olabilirdi. F4 negatif olabilirdi. Bu yüzden burada bir kesinlik yok arkadaşlar. Ee, X elemanıdır. Eksi 2 ve 5 aralığında. Yani şu aralıkta. Eksi 2 ve 5 aralığında olmak üzere. Fonksiyonu 0 yapan Yalnız bir x değeri vardır diyor. E artan dediği için yani diyor ki şu aralıkta sen grafiği sadece x yani senin grafiğin x eksenini sadece bir noktada kesecek diyor. Evet illaki bir yerden kesecek. Başka yerden kesemez. Yani mesela şöyle bir şey yaşanamaz. Eksi 2 5 burası olsun. Grafiğin burada 5 burada olacak ya. Mesela şöyle bir şey olamaz. Şu şekilde olamaz. Bakın ne yaptım 3 yerden kestim. E böyle olursa artan bir fonksiyon diyemezsin bu aralıkta. Bu yüzden yalnızca bir yerde kesecek. Yani yanlış gibi gösterdik. Bu da daima doğru. Cevabımız 1 3 Ceyhan olmuş olacak. Yanda verilen KLM eşkenar üçgeni biçimdeki yolun K noktasından harekete başlayan sabit hızlı bir hareketli önce L sonra da M noktasına uğrayıp tekrar K noktasına gelerek yolculuğunu tamamlıyor bu hareketlinin K noktasının olan uzaklığının zamana bağlı olarak değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Tamam şöyle bir yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi ben K'dayım. K'dan L'ye ne yapıyorum? Sabit bir şekilde uzaklığımı arttırıyorum. Şöyle gitgide uzaklığım artıyor. Sabit bir şekilde. Şöyle doğrusal bir şekilde arttım. Şimdi L'ye geldim. Şimdi bak L'den devam ediyorum. Mesela buraya geldim. K'ya olan uzaklığım bu. Sonra ne oldu yani? Uzaklığım ilk daha deminki uzaklığıma göre azal, azaldı. Sonra biraz daha sağa doğru gittim. Yine azaldı. Ta ki şuraya geldim mesela bakın. Burası dik olacak. En kısa uzaklığım olacak yani. Yani iyice bir azaldım. Şöyle azaldım. Şuraya kadar L'ye geldim şu anda. L, pardon L'ye diyorum. K, L ile M arasına geldim. Mesela burası S noktası olsun. Tam şurada mesela S noktasına geldim. Şimdi tekrar aynı şekilde M'ye doğru gidiyorum. Yani uzaklığım S'ye göre artmaya başlıyor. Artıyor artıyor artıyor. M noktasına geldim şu anda. M diyeyim. Şimdi artık M'den K'ya döneceğim ya. K'ya olan uzaklığım ne olacak? Azalmaya başlayacak. E azalacaksa da oradan azalan bir fonksiyon grafiği olacak. Yani şöyle bir grafik arıyorum. O da B şıkkında var arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonların grafiği önemli. Aslında 11. sınıfta anlatılan analitik geometri kısımlı, kısımı ile alakalı. Basit. Ne yapıyoruz? Eksenleri kestiği yerleri bulacağız. Bir x'e 0 vereceğiz. x'e 0 verdiğimizde yani f0'da ne oluyor? Eksi 1 oluyor. Bak burada x'e 0 ver. Eksi 1 çıktı. Şimdi fonksiyonu 0 yapmak istiyorum. Fonksiyonu 0 yapacağım. Yani fx'i 0 yapan x değerine o da 1. Yani x eksi 1'i işaretledim. Sonra şöyle çizebilirim arkadaşlar. Bakın x'i x 0 iken yani şu nokta ne demek? Bu nokta sıfıra eksi 1 noktası demek. Bu nokta ne demek? 1'e 0 demek. 0'a eksi 1 burada. Diğeri de burada. Demek ki şöyle bir grafiğim var benim. İşte fx'im bu. X-1'in grafiği bu. Şurası yani 1. Şurası da eksi 1. Bu şekilde çizmiş oldum. Yedinci örnek. Bana bir fx fonksiyonu vermiş. Grafiğini çizelim diyor. Hemen tablodansa şöyle de yapabilirsiniz. Y eşittir eksi 4x artı 8 ya arkadaşlar x'e 0 verdim. x'e 0 verirsem y ye 8 geliyor. Şimdi y'ye 0 vereceğim. Yani fonksiyonu 0 yapmak istiyorum. Eksi 4 x artı 8'i e 0 eşitlersem x 2 geliyor. Demek ki bir y'yi 0'a 8'de kesecek. x'i de 2'ye 0'da kesecek. E, grafiğini çizmek istersem de şöyle bir grafiği olacak o zaman. Şöyle bir şey olacak. Bakın y'yi 8'de kesti. x'i de 2'de kesti. İşte fx'imizin grafiği böyle bir şey olmuş oldu. Şimdi bize burada ne anlatıyor? Bize şunu söylüyor. Diyor ki ben sana bir doğrusal fonksiyonun grafiğini verdiğimde bunun denklemini nasıl yazabilirsin? Eğer ki eksenleri kestiği yerleri biliyorsan direkt şu şekilde yazabilirsin. Yani x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer toplamı daima 1 olacak. Basit ve hızlı bir denklem yazma metodu. Uygulayalım şimdi hemen. Bak fonksiyonun denklemini istemiş benden. Doğru denklemini yazınız demiş. Hemen diyorum ki x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer toplamı 1. Bu adamı eksi 3 ile bu adamı da 2 ile genişletirsem şöyle oluyor. Eksi 3x artı 2y aşağısı 6 yaptı. 6 ile de 1'i çarptım. Bu oldu. fx'i iş tutuyor. Yani y'yi yalnız bırak diyor. Tamam. 2y eşittir. 3x artı 6 oldu. Herkesi 2'ye bölersem o zaman fx 3x artı 6 bölü 2 yapmış oldu. Şimdi arkadaşlar eğim nasıl buluyorduk? Doğrularda. Şimdi biz iki tür doğru denklemleriyle uğraşıyoruz genel olarak. Y eşittir mx artı n. Biz bunlara açık denklem diyoruz. Bir de ax artı by artı c eşittir 0 diyoruz. Buna da kapalı denklem diyoruz. Burada eğimi şöyle buluyorduk. Y'yi yalnız bıraktığımda x'in kat sayısı bana eğimi veriyordu. Şimdi aynı hareketi bunda da yaparsam ax artı c eşittir eksi by dersem herkesi de eksi b'ye bölsem eksi a bölü x artı c bölü ya da eksi c bölü b eşittir y dersem bakın x'in kat sayısı eğimi verecek. Demek ki bu tarz bir denklem verilirse de x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısının eksili hali bana eğimi vermiş olacak. Eğim doğrularda çok önemlidir. Bunu unutmayın. Adana'ya bakıyorum. fx eşittir 3x artı 7 eğimini sormuş. Direkt x'in katsayısı. Çünkü fx zaten yalnız başında duruyor. Y yalnız kalmış. Bolu'ya bakıyorum. x'in direkt katsayısı olacak eğim. Bu da eksi 4 olacak. Dikkat c'ye. Yani 2 almayacağım burada. Çünkü x'in katsayısı burada arkadaşlar. 2 bölü 5. O zaman eğimim 2 bölü 5 olacak. Bakın burada kapalı denklem verilmiş. Ne dedik? X'in kat sayısı bölü Y'nin kat sayısı ama eksilisi bize eğimi verecek dedik. Dup. Ortalama değişim hızına geldik. Ortalama değişim hızı demek eğim demekti aslında arkadaşlar. Bakın kesenin eğimi yani şuradaki A ve B kapalı aralığından çizdiğim şu kesen var ya o kesenin eğimini arıyorum aslında ben. Bana bir aralık verecek. AB kapalı aralığındaki ortalama değişimini sorduğunda FB eksi FA yani aslında Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Yani eğim bulmuş oluyorum. Aslında o açının yani o kesenin X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının dar açının tanjantını hesaplamış oluyorum. fx fonksiyonunun 1, 3 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızını sormuş. Yani ne demek bu? f3 eksi f1 bölü 3 eksi 1'i bul bize diyor. f3'ümüz nedir? 2 çarpı 3'ün kübü artı 4. f1'imiz nedir? 2 tane 3'ün küp, 2 tane 1'in kübü eksi 4 dedim. Eksiyi dağıttım çünkü. Aşağısı da 3 eksi 1. Yukarısına bakayım. 27 çarpı 2, 54. 58 geldi. Burası eksi 6 geldi. Bölü 2. 56 52 bölü 2'den cevabımız 26 yapmış oldu. Aşağıda doğrusal parçalardan oluşan y trafiks fonksiyonu grafiği verilmiştir. y trafiks fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde değişimizi eksi 1 bölü 3'tür. Yani değişimizi eksi çıktıysa arkadaşlar eğim dediğimiz şey. Eksi 1 bölü 3. Yani negatif olduğu için de sola yatık olması lazımdı. Bakın küçük bir hatırlatma yapalım isterseniz. Şimdi burası x ekseni burası y ekseniydi ya. Eğer bizim doğrumuz şu şekilde sağ yatıksa bunun eğimi pozitif oluyordu. Çünkü yaptığı açı x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı dar açı. E, dar açının da tanjantı da pozitif olduğu için eğimi böyle buluyorduk. Eğer sola yatıksa da bak x ekseniyle yaptığı açı geniş açı. E, bu açının tanjantı negatif oluyor. O yüzden eğer ki x eksenine dik bir doğruysa bu ve biz bunun eğimine bakıyorsak e, tam 90 burada tanımsız oluyordu. Eğer yatayda yapıyorsak bunu bu işi bu da x ekseniyle yaptığı açı sıfır olduğu için tam 0 da 0 oluyordu. Şimdi ben eğimi yani doğru olarak sola yatıkları arıyorum. Mesela şıklardan gideyim. Adana'da ne demiş? 3 4 aralığına bak demiş. Bak 3 burada, 4 de burada. Şimdi şöyle geldim. Şöyle geldim. Bu aralıkta yani Şunun eğimine bir bak bakalım diyor. Eksi 1 bölü 3 mü? Hemen bakayım. Şöyle. Bak burası mesela kaç birim? 1 bir birim. Burası kaç birim? Şöyle. 2 ve 5'ten dolayı. Burası da 3 birim. E hangi açıyı arıyorum ben? Şu aradaki açıyı arıyorum. 1'e 3 oldu. Eksi 1 bölü 3 geldi. Demek ki Adana tuttu. 12. soru bizden bu fonksiyonun grafiği istenmiş. Kritik nokta bakacağım çünkü bu bir parçalı fonksiyon. Bakın 1'e göre parçalanmış. O zaman hemen şöyle bir koordinat düzlemi çizeceğim. Sonra kritik noktamın yerini belirleyeceğim. Burası x ekseni, burası y ekseni. Şöyle çizdim. Bak 1 burada, 1 kritik nokta. Diyor ki Fonksiyon diyor mesela ortada bak. Fonksiyon 1 olduğunda diyor x pardon x 1 olduğunda diyor sonuç 0 olacak. Demek ki bunun içini doldurdum. Şimdi x 1'den küçükken yani 1'in sol tarafında aldığın x değerleri için y eşittir x grafiği çizeceksin. Normalde y eşittir x grafiği nasıl bir şeydir? Şöyle bir şeydir. Birinci açı ortay doğrusudur. Ama adam bana ne diyor? X birden küçükken diyor. Tamam ben de diyorum ki ee şöyle yapayım. Şurayı düzeltelim hemen. X birden küçükken bir verdiğimde ne olacak? Mesela bir çıkıyor. Yalnız burası dahil değil. O zaman şöyle bir şey oldu. Şimdi birden küçükken dedi ya. Demek ki ben şu kısmı şöyle silerim. Birden küçük dediği için burayı da boş bırakırım. Dahillik yok. Böyle bir şey oluyormuş. X birden büyükken de y eşittir x olacak diyor. Y eşittir x de ikinci açı ortay doğrusudur. Bakın şöyle yukarıda çizelim onu. Bakın bu adamı x doğrusu birinci açı ortay doğrusu. Bunu da böyle çektiğinizde tam orucundan geçecek. Bu da eksi x ikinci açı ortay doğrusu. Ama ne diyordu? Birden büyükken. Şimdi ben şöyle yapsam. Bir versem mesela eksi bir çıkacak. Ama bir veremediğim için içini boş bırakıyorum. O da şu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu da bu şekilde devam edecek. Grafiğimiz böyle bir grafik olmuş olacak. 13. soru bir mutlak değer fonksiyonu verilmiş ve bunun grafiği isteniyor. Mutlak değer de aslında fonksiyon, mutlak değer de bir parçalı fonksiyondur. Bunun da bir kritik noktası var. Bakın şurada burayı kritik noktamız ne? X eşittir 4. Dışarıdaki biz ilgilendirmiyor. 4'e göre parçalanacak. Şimdi şöyle düşünelim. şöyle parçalı fonksiyonu haline getirelim. Mesela x 4 ve 4'ten büyükken ne oluyor? x 4 ve 4'ten büyükken bu fonksiyon dışarı olduğu gibi çıkar. Yani x eksi 4 diye çıkar. Dışarıda da eksi x var. X'ler birbirini götürür. Eksi 4 olur. Tamam. Hatta 4 verin isterseniz. Bir de f4'e bakın. F4 0 eksi 4'ten o da eksi 4 çıkıyor. Tamam. Peki x 4'ten küçükken ne oluyor? O zaman negatif olur. Yani eksi x artı 4. Dışarıda da eksi x var. 4 eksi 2 x olur. Peki 4 burada verseydim eksi 4 oluyor muydu? Oluyor muydu? Evet oluyordu. Demek ki o zaman şu eşitliğin şu anda önemi yok. Yani yukarıda da koyabilirdin aşağıda da koyabilirdin bu soru için. Şimdi 4 bizim kritik noktamız çizelim. Şöyle koordinat eksenimi çizdim. Burası x eksenim burası y eksenim dedim. 4 nerede burada? Diyor ki 4'e eşit ve 4'ten büyük değerlerde şurada sonucumuz eksi 4 olacak diyor. Ha yukarıda değilmiş o zaman sonuç eksi 4 çıkıyorsa aşağıdadır. O zaman şurada hatta şunu da silelim. Şöyle Eksi 4 burada. Tamam. Şöyle aldım. Bak 4 ve 4'ten büyükken şöyle gösterdim bunu. Bu tarafa gidecek dedim. Şimdi 4 eksi 2x. Normalde 4 eksi -2x 2x'i nasıl çizersin? Daha demin çizmiştik ya. 4 eksi 2x. Bir x'e 0 verirsin. Y e 4 çıkar. Bir y'ye 0 verirsin. X 2 gelir. Demek ki dersin ki y'yi 4'te kesiyor. Burayı da 2'de kesiyor. Şöyle bir grafik dersin şurası 2, şurası 4 dersin. Değil mi? Ama adam diyor ki ben senden 4'ten küçük olan kısmını istiyorum. Zaten bunda da 4 verince eksi 4 geliyor. Bak 4 yaz buraya eksi 4. Ben sadece şu kısmını istiyorum senden diyor. O zaman şöyle oldu yani grafiği. Şöyle tamamlarsam bu tarafa gidecek. Şurası 2, şurası 4 olacak. Böyle bir grafik olmuş olacak. <laughs> 14. soru 2010 LSD sorulmuş. Gerçel sayılardan gerçel sayıların bir K alt kümesine tanımlı bir F fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyon örten olduğuna göre K kümesi aşağıdakilerden hangisidir? İsterseniz grafiğini çizebilirsiniz. isterseniz de şöyle ilerleyebilirsiniz. Mesela şimdi tanım kümemde kritik noktam 3 arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyorum bakın. 3 versem x'e 3 versem yani f3 ne çıkacak onu merak ediyorum. 3 versem bakın buraya bakmam lazım. 5 çıkıyor. 4 versem mesela ne çıkacak? Yine oraya bakacağım. 6. 5 versem mesela 7. Demek ki 6 versem o zaman 8. O zaman bu böyle gidecek. x değerleri arttıkça buradaki y değerleri de bu şekilde 5'ten büyüyerek gidecek. Peki 3'ten küçük bir şey vereyim. 2 versem mesela o zaman şuraya bakacağım. Buna bakacağım. 6 geliyor bakın x'e 2 verirsem. 1 versen 7, 0 versen 8, eksi 1 versen mesela 9. Demek ki bu da böyle gidiyor. Demek ki o zaman bu adamın örten olması için yani öyle bir k kümesi yani reel sayılardan öyle bir k kümesi tanımlamamız lazım ki burada. Burada hiçbir şekilde açıkta eleman kalmasın. O yüzden bunun içinde minimum elemanın 5 olması lazım. Diğerlerinin artı sonsuz olması lazım. Çünkü aradakiler de var ya 5,1, 5,2. Bu şekilde bunlar var. O yüzden 5'ten artı sonsuz olması lazım. Cevap B seçeneği gelmiş oluyor. <laughs> Bakalım M negatif bir sayı olmak üzere fonksiyonun grafiği ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı 8 birim kareymiş. Şimdi normalde fx eşittir mutlak x'in grafiği nasıl bir şeydir arkadaşlar? Şöyle bir grafiği vardır. Şu şekilde. Şimdi bunu zaten diğer föyde de bahsedeceğiz. Ötelemeleri var bunların. Ben şu an size mutlak x'in grafiğini çizdim. Mesela sallıyorum. Bir de size x eksi 2'nin grafiğini çizeyim. Bir de onu görün mesela. Yani bunun kritik noktası ne? 2. 2 nerede? Burada. O zaman onun grafiği de şöyle olacak. 2'den büyükler için bu şekil. 2'den küçükler için bu şekil. 2'de de 0 oluyor. Yani içerisi demek ki x eksi 2 olunca fonksiyon 2 birim sağa kaydı. Şimdi x eksi m diyor. m negatif bir şey ya arkadaşlar. Demek ki o zaman ben de diyorum ki benim grafiğim şöyle bir şey. Tam M burada bir yerde. Çünkü negatifti. Şöyle kesti. Burayı da böyle kesti. Bu tarafa hatta şurası da eksi M oldu. Neden? Çünkü M negatifti. Eksiyle çarpayım ki pozitif olsun. Y'nin pozitif tarafında olduğu belli olsun. Şöyle. Adam da diyor ki fonksiyonun grafiği ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı 8 birim kare. Yani şu taralı alan 8 birim kare. E Dik kenarların uzunlukları ne? M'ye M. O zaman çarptım. 2'ye böldüm. 8'e eşitmiş dedim. M kare 16'ymış. O zaman M'ne geldi. Eksi 4 gelecek. Çünkü neydi? M negatifti. M'yi bulduğuma göre fx'i de bulmuş oluyorum. O zaman x artı 4 olmuş oldu burası. f eksi 7 soruluyor bana. f eksi 7 mutlak değer içerisinde eksi 3 oluyor. O da dışarıya 3 diye çıkıyor. Cevabım Adana olmuş oluyor. 16. soru 2021 senesinde sorulmuş. F artı G ve F G'nin grafikleri verilmiş arkadaşlar. F çarpı G A'da 8 oluyormuş. B'yi soruyor bana. Tamam. Şimdi kırmızı grafik için bakıyorum mesela. A'da ne olmuş? Sonuç B çıkmış. Hemen A vereyim. F A artı G A. Ne çıkıyordu sonuç? B çıkıyordu. Bu dursun. Şimdi mavi grafikte bakıyorum. Bu neydi? F eksi G grafiğiydi. A verince 2 çıkıyormuş. F A eksi g Burada da ne çıkıyormuş? 2. Tamam. Şimdi ben bu adamları taraf tarafa toplarsam g a'lar patlar. Değil mi? g bu şekilde patlar. Yani burada 2 tane f olur. Burası da b artı 2 olur. Böylelikle ben f bulmuş olurum. b artı 2 bölü 2 olur. Şimdi herhangi bir tanesinde e, herhangi bir f a'da b artı 2 bölü 2 yazalım. Mesela şunu da yazalım mı? Burada yazsak ne olacak? E, b artı 2 bölü 2 artı GA eşittir 2 mi? Şimdi bunu bu tarafa açacağım. GA'yı bulmak istiyorum ya. GA ne geliyor o zaman? 2 eksi B artı 2 bölü 2. Hatta payda eşitlersen de şöyle mi oluyor? 4 eksi B eksi 2 bölü 2'den. Yani 2 eksi B bölü 2. Tamam. G A'yı da buldum. Bunları bulmam gerekiyordu. Çünkü şu bilgiyi kullanmam gerekiyor. F A çarpı G A'nın 8 olduğu bilgisi var bende. 2 eksi B bölü 2. Şimdi işte kullanabilirim bunu. Ee, 2 artı B bölü 2 ile 2 eksi B bölü 2'yi çarparsan 8 olacak diyor. 2 artı B ile 2 eksi B'yi çarparsan 4 eksi B kare yapar. 2 ile 2'yi çarptın. 4. İşler dışlardan burası 32. E, B kare buradan ne geldi? B kare buradan. Bakayım bir dakika. Bir hatamız olmasın. Kontrol edelim. <laughs> Çünkü şu şartlarda bir hata gözüküyor. Hemen bakayım. F'a. Fa ne bulduk? B artı 2 bölü 2. Burası tamam. Fa yerine yazdık. B artı 2 bölü 2. Bu tarafa atacak Ha, şurada yazdık. Bunu B eş diyecektik. 2 eşitlemişiz. Hemen düzeltelim onu. Şurayı yanlış yazmışız. Çünkü biz bu denklemde yazıyoruz ya arkadaşlar. Şurada. Gittik. O alttaki 2'yi yazmışız. Hemen toparlıyoruz orayı. Şurası. O zaman şunlar da değişiyor tabi otomatikman. Hemen sildim orayı. Şimdi tamam. O zaman ne olacak? B eksi B artı 2 bölü 2 yapacak payda eşitlersen de 2B eksi B artı eksi 2 bölü 2 yapacak. Yani B eksi 2 bölü 2 gelecek. Tamam G A'mız bu. F A'mız neydi? B artı 2 bölü 2 idi. GA'mız B eksi 2 bölü 2 idi. Eşittir 8. Yukarısı B kare eksi 4. Aşağıda 2 ile 2'yi çarptın 4. 4 ile 8 32. B kare buradan 36. B pozitif bir şey. Nereden anladım? Y'nin pozitif tarafında çünkü. O zaman B 6 olmuş oldu. Yani Denizli gelmiş oldu cevap. 17. sorudan devam ediyorum. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon verilmiş bize. Fonksiyonun aralığında alabileceğim büyük değer ile en küçük değer toplamı kaçtır? Bakın önce kritik nokta bakın. Kritik noktaları ne? Bir eksi 3 bir de 1. Yani önce bir f eksi 3'e bak. F eksi 3'te sonuç ne oluyor? F eksi 3'te şurası 0. Burası Mutlak eksi 4 yani 4 oluyor. F1'e bakayım bir de. F1'im ne? 1 versem mutlak 4 artı sıfırdan. Burası da 4 oluyor. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bu fonksiyon eksi 3 ile 1 arasında hep 4 olacak. 4'ten başka bir değer çıkamaz. Eksi 3 ile 1 arasında ne verirsen ver x'e sonuç hep 4 çıkıyor. Şimdi da bana bir aralık verdiği için bunlara da bakmak zorundayım. Şimdi f eksi 4'e bakıyorum mesela. F eksi 4. Eksi 4 versem mutlak eksi 1 artı Mutlak eksi 5. Yani 6 geliyor. Peki F7'ye bakayım. F7 ne? 7 3. Burası 10 yaptı. Burası 7 eksi 1'den 6 yaptı. 16 oldu. Bakın en küçük değer zaten şunlar aynı. En küçük değerim 4 oldu. En büyük değerim de burada. Bu da 16 oldu. Toplamını sormuş. Cevabım 20. Ceyhan yapmış oldu. 18. 2022 TYT sorusuymuş. F ve G fonksiyonlarının kapalı aralıkları verilmiş. Bize A, B, C birden küçük sayılarmış. Şurada bir şart var. F, A, F, B, F, C. üçü birbirine eşitmiş. Yani öyle bir yerden kesmem lazım ki fonksiyonu üç yerde eşit çıksın. Yani şu kırmızıya kırmızıya boyadığım değerin üstünde bir yerde olacak. Mesela bakın şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Şöyle çektim. Bak şurada A olmalı. Şurada B olmalı. Tam şurada da C olmalı o zaman. Ki o zaman C büyük B büyük A eşitliği sağlansın. F A F B F C 3'ü de işte burası. F A F B F 3 eşitlik de burada sağlansın. Şimdi bunları bulduysam G'ye giderim. Bak şimdi şöyle gittim. Şurası ne çıktı direkt? Burası G C çıktı. Şöyle. Sonra şuraya gittim. Şurası ne çıktı? F B çıktı. Şuradan devam ettim. Burası da FA çıktı. E bu şartlarda en büyük kim oldu? GC en büyük. Sonra F demişiz bunları. Pardon. GB ve G alacak. En büyük GC, sonra GA, sonra da GB olmuş oldu. Hangi şıkta var? CAB, CAB bakalım. Bolu şıkkında var. Bu föyümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.